Bir cumartesi günü yine Kırgızistan'dan kucak dolusu selamlarla başlıyoruz. Evet, geçen haftayı güzel kapattık. Ondan önceki ayı da güzel kapattık. Paraları en aşağı 4-5 kata çıkardık. Bizim Telegram grubunun keyfi yerinde. SNM'yi demiyorum. SNM'den %3000 ve diğer coinlerden güzel karlarımızı koruyoruz. Ama bu hafta 2 katı gelmedi. En son aldırdığımız coinlerden de aşağı yukarı %30, %40 o civarlarda karımız var. Ama hafta sonu daha bitmedi. Bakalım pazar gününe kadar bir yükseliş gelecek mi en sonki aldığımız coinlerden. Tabi bugün önemli gün. Barbaros'u soymaya gideceğiz hep beraber. En son Barbaros bir $400 üzeri bir çekiliş sözü vermişti. Güzel kazanmıştı o da. Biz de ne yaptık? Cezayı kestik. Hadi gelin Barbaros'u bir soymaya gidelim. Şöyle bir Telegram'dan bir arayalım. Az önce aradım. Meşguldü. Evet. Şu anda çalıyor. Alo. Alo Barbaros hocam, nasılsın, iyi misin? Çok teşekkür ederim, ulaşacağım. Sesinizi duydum, çok mutlu oldum. Hocam geçen ay sizi az soymuştuk. Tekrardan bir kapınıza geldik. Biraz daha soyalım diyoruz. Aşağı yukarı herhalde bir $500-600 bir dağıtımınız olacaktı benim bildiğim kadarıyla. Evet hocam. Evet, peki bu dağıtımı nasıl yapalım? Telegram grubu mu, YouTube mu? Siz bir... Hocam size bırakıyorum. Bizim yani kanalımızı destekleyen arkadaşlarımda ve mesela bir tane de Telegram grubu mesela... Tamam, onu biz ayarlarız. Siz nasıl münasip görürseniz o şekilde. Burada önemli olan birlik, beraberlik, dayanışma olması. İnsanların mesela yani elimizden hani bir şey geliyorsa yapmak, yani Zizidex kanalımızla desteklerlerse yani çok mutlu oluruz. YouTube'umuzu desteklerlerse çok mutlu oluruz. Yani siz nasıl münasip görürseniz o şekilde ayarlayalım. Tamam, o zaman bir yardım da sözün vardı herhalde bu. Evet hocam. Onun ismini unuttum da. O zaman oraya da bir şeyler ayarlarız. Geri kalanı YouTube hocam, ve diğer kısmına bırakırız diye düşünüyorum. Aynen hocam. Yani o yardım konusunda da yani diğer arkadaşlarımız, mesela kazanan arkadaşlarımız da eğer katılmak isterlerse çok daha mutlu oluruz. Çok daha güzel olur. Aynı dediğiniz şekilde ayarlayalım hocam. Bu ay başında da burada bir yardım kampanyası toplayacağız. Geçime. Yani geçimi zor olan özellikle bayan ve çocuklara karşı bir yardım kampanyası bu ay içerisinde bir başlatırız Barbaros hocam. Oradan da yine desteklerinizi, ekstra desteklerinizi bekleriz. Yılbaşına hiç olmadı onların yüzü mutlu bir şekilde girer diyorum. O zaman ben hatta açık kalsın. Şöyle bir çekilişimizi bir yapalım o zaman siz buradayken. Tamam, YouTube'daki şu linkimi ben kopyaladım. En sonki cuma günkü videonun altındaki yorumlardan bir çekiliş yapacağız. Evet, ekledik. Evet, kanalımız bu. En sonki videomuz bu. İleri diyoruz. Kaç kişi olsun? 1, 2, 3, 4, 4 mü? Yeter. 7'ye gerek var mı? Yok. 7'ye birilerine veririz. Evet, ileri diyelim. Aynı yorumlar bir kere say. Tamam, bu da doğru. İleri diyelim. Evet, çekilişimiz devam et diyoruz. Evet. Çekiliş başlıyor. Harikasınız hocam. Çekilişi yani, başlattık. Gerçekten çok takdir ediyorum. Evet, ilk kişi kime çıkacak? Geçen haftaları dağıttık. Evet, bayağı bir kişi var. Geçiyor. Murat Bazarov. Kazakistanlı mı? İstanbul'da yaşıyor bu bildiğim kadarıyla. Tanıdığımız birisi. Uzun yıllardır da. Hayırlı. Gülay A. Bunu hiç tanımıyorum. Evet. Ata Çetin. Evet, bu iki. Hepsi hayırlı olsun. Evet. Rote 178. Evet, 4 kişiye hayırlı olsun. Bu kişiler hayırlı olsun. En sonki yorumlarını bize atarlarsa seviniriz. Ben o zaman Barbaros... Çok teşekkür ederim hocam. Harikasınız. Evet. İyi ki varsınız. İyi ki bizimlesiniz. Yani hocam bir de yeni çıkanlar
Hiç tanımıyoruz. Sadece birisini ben tanıyorum. Diğer üçünü şey demedik. Bayana çıktı galiba değil mi hocam? Bir tane. Evet, bir bayana çıktı. O zaman şeytanın bacağına girdi burada. Evet, normalde hep erkeklere çıkıyordu. Erkeklere çıkıyordu. Ondan sonra ne yapalım? Bundan sonra şöyle bir pardon, Telegram açık kalmış. Tamam o zaman sizi bir uğurlayalım mı hocam? Tamam hocam. Var mı bir diyeceğiniz? Ben de Telegram'dan ekstradan bir yani, çekiliş yaptırırım. Evet hocam. Hayırlı olsun diyorum. Telegram'da da en son ki bayanı mı alalım? Yani bayana çıksın. Normalde hep erkekler çıkıyor, yani, erkekler çıkıyor dedik. Sen de hocam. Tamam, öyle bir şey yaparız o zaman. Sana hoşça kal diyoruz. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın hocam. Tamam, görüşmek üzere o zaman. Bay bay. Sen kapatırsan sevinirim. Ben çünkü videoda devam edeceğim. Evet, şöyle bir bakıyoruz. Hala yazan birileri olmamış. En sonki bir bayan yorumcuya vereceğiz. Şöyle tabii bir terminalde bir bakalım. Terminalde son durum ne? Terminalde evet, kırmızılıklar var. Şöyle bir tekrardan bir bakalım. Son kim var? Evet. SNM hakkında grafik var mı? Kim yazmış? Rose. Pardon ha. Dilay Hanım'a 5. kişi olarak Dilay Hanım'ı da ekledik. Evet, son 4 günde de bayan ağırlıklı üyelerimiz var. Bu da güzel. Dilay'a da hayırlı olsun. Şimdi kimler çıkmıştı? Şöyle bir tekrardan söyleyelim. Murat Bazarov, Gülay Ağa, Ata Çetin, Rote Yus. Hepsine tebrikler, çekilişte kazandılar. Telegram grubundan beni bulurlarsa sevinirim. Tabii en sonki YouTube üzerindeki yorumların ekran görüntüsünü bize atarlarsa da teyit etmiş oluruz. Şimdi geçtik piyasalarda son durum ne? Ben de sizler gibi bugün yeni bir bakacağım. Hemen şöyle yeni uyandım. Barbaros aramıştı. Barbaros'a bir döndüm. Hocam ne zaman çekiliş dedi. Biz de o zaman hızlıca bir başlayalım dedik. Evet, Bitcoin'de aşağı yukarı uyumsuzluklar olduğunu söyledik. Ne dedik? Geçen haftaya dikkat çektim arkadaşlar. Uyumsuzluklar var. Amerika'dan gelen veriler pozitif. Powell'ın açıklamaları daha da güzeldi. İlk kez Şahin bir açıklamadan ziyade ortaya karışık bir açıklama oldu. Enflasyon verileri dedik. İşsizlik verileri, istihdam verileri, her şey pozitifken bir de bunun üzerine haftalıkta şurada hem günlükte hem haftalıkta da uyumsuzlukla beraber güzel bir yükseliş yaptık. Ama 17.000 üzerinde de kalıcı olmamız lazım. Evet, 17.200'den red diyoruz. Yılbaşına doğru özellikle altcoin'lerin birçoğu sert hareket ediyor. Bakalım bugün hangi coin'lerde fırsat var, onlara değineceğiz. Yani Bitcoin'de dünkü dediklerimiz üzerine ekstra bir şey diyemeyiz. Zaten dün de dedik. Geri çekilmeler neresi dedik? 16.700 zaten. Şöyle tablomuzu da büyütürsek oraya bir iğne attığını görüyoruz. Yani nokta atışı bir iğne, hızlı bir toparlama ama tepesinde de 17.200'de de tepesine vuruyorlar. Şimdi ayılarla boğalar nerede? Şimdi ayılar özellikle 17.700 civarında kümelenmiş bir durumda. Boğalar ise burayı özellikle 15.816.000'i vermemek için hızlı alımlar, sert alımlar, güçlü alımlar yapıyor. Bakın burada sert bir düşüş ardından boğaların devreye girmesiyle yön yukarı oldu. İkinci bir deneme ayılardan ama tekrardan boğalar ve piyasa yapıcıları devreye girdi. Şimdi yorumlara geçelim. Yorumlarda neler var? Evet. Bizim çocuk da yazıyor, bana çıkar umarım demiş ama çıkmamış. İrem Nisa Ulaş. Kaliteli bir video olmuş. Şöyle bir bakalım. Polix Mehmet Korkut Bey sormuş. Evet, şöyle coin fiyatının bayağı altında. Hoca, Telegram kanalına nasıl ulaşabilirim? Hemen videomuzun altında açıklama kısmı var arkadaşlar. Orada Telegram grubumuz yazıyor. 3 Plus TV diye. Orayı tıklarsanız seviniriz. Emeğinize sağlık demiş. Hocam Argo. Evet, Argo'dan biz de bekliyoruz. Geçen Rey güzel bir kar verdi. %30-%40 orada Telegram grubundan hem de videoda tam denk gelmiş o zaman video çekmeme. Dedim ki kar satışlarımızı yapmıştık ama Argo'da hala duruyoruz. Hocam
Demir. Ha, şu coinleri söyleyeyim. Arkadaşlar bakın ben birçok videoda elimdeki coinleri belirtiyorum ama alım ve satımlarımı Telegram üzerinden söylüyorum. Yani her aldığım coin'i için her aldığım coin ya da her sattığım coin için video çekemeyiz. Yani Telegram'da belirtiyoruz hepsini. Oradan takip edenler zaten bizi biliyor Patu Hocam. Oradan bir takip ederseniz sevinirim ama şöyle bir nokta vuruşu yapan tek kanal emeklerinize sağlık. İyi ki varsınız. Hocam sayenizde para kazandık. Teşekkürler. USDC'nin gidişatı ile ilgili bilgi verebilir misiniz? Yani bu bir bakalım o neymiş. Hocam Neble hakkında evet çok fazla yorumlar var. Şöyle coinlerle ilerleyelim o zaman. Ne vardı? Polix. Polix'e bir bakalım o zaman. Bir de market cap'ine bir bakalım. Şuradan da bir açalım. Coin market cap. Tabi bu arada elimdeki coinler. Şimdi Aptos var arkadaşlar. Aptos var. Wabi. Wabi'den hala en aşağı aldığımız noktadan 2-3 katı üstündeyiz. Alpine çok az kaldı. Ape de çok az kaldı. Witten çok çok güzel vurduk. En sonki çıkış noktalarımı söyledim. Yani Witten bu 3 yani 2 kez ya da 3 kez 2-3 katlarını vurduk. Tepede satıyoruz, aşağıda alıyoruz. Ama en son durum itibariyle Wit yani %10 kısmı elimde kaldı. Neble'den de bakın. Neble'den de 2 hafta önce söyledik. Oradan da 2 katı geldi arkadaşlar. PP tekrardan alımları başladım. SNM'den de yine alımlar başladım. Ada elimde çok az var. Adan sağ solu belli olmuyor. Xnoi'da bakın Xnoi'da geçen hafta mı, bu pazartesi mi 2 katımı verdi. Orada hatta 3 katına verdi de biz 2 katına çıktık. Sattığımız yerinde şu anda altında alabilir miyiz? Alabiliriz. Bitcoin HRT token'i elimde yok. Stop olduğumu söyledim. UFT'den beklentimiz var. UFT'den beklediğimiz hareket gelmedi. Bitcoin en sonki aldığımız noktadan %10 kar kısmı. BSV elimde yok. SNM dediğim gibi ufak bir tekrardan bir alım yaptık. 13 bantlandı zaten çıkmıştık. Tepeden çıktık aşağıdan. Kademe kademe ufak ufak alıyoruz. Matic orta vadede topluyorum. Bakın Aptos, Matic, Ada, BNB bunlar orta vadeli coinler. KDA da bunun içerisinde. KDA'dan ne yapmıştık? Geçen hafta mı? Yani güzel yükselenlerden ne yapıyoruz? Çıkıyoruz aşağıdan emir giriyoruz. %30 bir kar vardı. KDA'nın da major coinler diyebilir miyiz? Aslında blockchain proje. Yani tam bir major coin değil ama ağır hareket eden güzel bir kar gördüm. Satıyorum aşağıdan geri alıyoruz. Bunu da uzun dönemli topluyorum. KDA'yı da. AMB çok az kaldı. Jasmine şu anda zaten 37-38 bantlarından aldırdım. Yani geçen haftaki söylediğim coinlerden bir tanesi de Jasmine'di. Geçen hafta dedim aslında pazartesi ya da salı günleri bazen böyle karıştırabiliyoruz. Jasmine'den o beklediğimiz hareket gelmedi hala. Hawk'u özellikle çıkar çıkmaz çok ufak bir miktar aldım orada. Özellikle token dağılımında ilginç bir olay var. Hoka bir değinebilir miyiz? Değinebiliriz videonun ilerisinde. Şimdi en sonki şu coin'i bir inceleyelim. Son durum ne? Tablo bize neyi gösteriyor? Satalım mı alalım mı? Yoksa burası malı okutma dönemi. Şimdi gördüğümüz net bir tablo var arkadaşlar. Bu tablo ne diyor? Pardon. Dün de tabii AVAX grafiği attım arkadaşlar. AVAX'a bir kırılım gelebilir demiştik ama AVAX'a da bir bakalım. Şimdi gördüğümüz tablo neyi gösteriyor? Şurada bir sıkışma var. Özellikle 18 band. 18 bandı üzeri kapanışlar daha da hareketlenebilir mi? Hareketlenebilir. Yavaş yavaş ufak ufak adımlarla yükselir. Sevdiğim yükselişlerden bir tanesidir. Yani aslında çok da güzel bir vurkaç fırsatı verir. Aşağı yukarı buradan al, buradan sat. Yani güzel karlar vermiş aslında. Evet %30. Bakalım burayı kıracak mı? Yani burayı kırdıktan sonra denenebilir mi? Denenebilir. Şöyle bir arzına bir bakalım demiştik. 500 milyon arzı var. Aşağı yukarı bu fiyatlar edebilir mi? Yani edebilir. Borsa listelemesi
Huobi ve Binance, yani diğer borsalarda da yer alırsa evet olabilir. Çıkış fiyatının altında seyrediyor demiş. Çıkış fiyatı evet %10'unu piyasaya da sürünce ne oldu? 0.23'ten açıldı doğal olarak. Millet de ne yaptı? Düştü diye aldı, düştü diye aldı. Yani aşağı yukarı şu fiyatlar yani eder mi eder. Orta vadede iki katında okutulacaksa alınır. Nedir ne değildir bilemem. Hiç araştırmadım da. Hangi ağ üzerinde? Evet, Polish Network demiş, kendi ağı var. Neyse geçtik mi? Sıradaki yorumlarda hangi coin var? Şuradan bir bakalım. Argo. Evet, Argo ve Re'yi alalım bugün. Evet, Argo'yu şöyle bir Binance'den açalım. Hacim orada daha güzel oluyor. Şimdi Argo'da da bir trendden bize de hiçbir şey yok. Bir sinyal, bir bakalım arası. Arasayı güzel gidiyor. Arasayı güzel gidiyor ama arasayı özellikle ne diyor biliyor musunuz? 50 bandı üzeri kapanışlarda sert hareketlenirim. Bir de niye buralardan red diyor? Şurada bir ara range var. Yani şuradan gelmeye bir ara range var ama bizi zorlayacak range özellikle 12 bandı. Buradan red diyor, red diyor. Şöyle bir trend var mı? Eğer iğneleri saymazsak bir trendi görebiliyoruz. Bakalım yani ben ne yapardım? Şuranın kırılımıyla giderdim. Yani 12 bandının buradan oraya zaten %5 mi %10 mu bir yükseliş kısmı kalmış. Özellikle RSI günlükte 55 üzeri kapanış yaparsa sert yükselişin sinyalini verir. Şimdilik bir formasyon yok. Aşağı yukarı trende değdiğinde al fırsatıdır ama üzerimizde hemen direnç olduğu için yani buralar belki beklenebilir arkadaşlar. Diyeceklerim bunlar Argo'da. Argo'yu neden aldırdım? Şimdi Argo sert iğneleme yapmayı seven bir coin. Bundan daha önceleri vurduk. Kaç kez vurduk. Ne yapıyoruz? 2 hafta bekletiyor. 1 hafta bekletiyor. 1 ay bekletiyor ama parayı 2'ye katlatıyor. Bak şimdi. İğneleri aşağı yukarı daha önce de söyledim. Yani şu tabloyu gördün mü aşağı yukarı 30 bandını gösteriyor. Pardon 12 bandını gösteriyor. 12 bandından al okut. Şimdi geldik şurada iki katında okuttuk mu? Hatta 3 katı verdi. Gel tekrardan buradan al. Burada da bir okut. 2 katında okut. Yani burada da 3 katı vermiş. Yani 3 katı vermiş. 2 katında yine okut. Gel buralardan aldık. Bekliyoruz. Yine bir sert hareket yapacak mı? Ama Argo'da da şöyle bir tablo var. Özellikle 16 bandı üzeri kalıcı olursa daha sert hareket edeceğini düşünüyorum. Benim için fark etmez. İsterse daha yani 3'e 5'e 10'a katlasın ama benim oyun planımda 2 katında ana parayı çeker aşağıdan tekrardan oyuna girerim. Gelir ya da gelmez. Diyeceklerim bunlar. Arasayı dediğimiz gibi şöyle bir 54-55 bandı üzeri bir sinyal verirse güzel bir yükselişin sinyali demektir. Evet şunu Argo'yu incelemişken de Ray, bakın Ray'den geçen videoya da denk geldi. Dedik ki satış yapıyoruz. İğneden okuttuk malı. Doğru mu? Doğru. Yüzde kaç kar? Söyleyelim. %67 yeter mi? Benim için yeter. Ama burada satmamızın nedeni zaten burada bir güçlü bir range var arkadaşlar. Şimdi geldik aşağıdan tekrardan alabiliriz. Hem adedimizi çoğaltmışız. Argo ile Ray birbirine paralel bir şekil çiziyor. Burada da diyor ki Ray, kardeş diyor ben şu bandı almam lazım. 33 band. 33 bandını alırsam benim için yön yukarı. İkili strateji al sinyalini sürdürüyor. Şimdi geçtik UFT'ye mi bir bakalım. En sonki aldırdığım coinlere de bakalım. Ondan sonra yorumlara tekrardan döneceğiz arkadaşlar. Buz partisinden bir açalım şunu hemen. Evet. Şimdi bak alış noktalarımız burasıydı. Zaten trende değdi dedik. En son gireceklerde 28 bandını aldırdık. 35-36'ya da çıktık. Güzel bir kar mı? Yani şu ayı döneminde %30 güzel bir kar. Ama şuradan alanlar daha yüksek bir kar etti arkadaşlar. Bakın kaç? %70. Bizim için yeter. Peki UFT'de durum ne? Daha önceler de söyledim. UFT
Bir, 30 bandı, 30, pardon 32 bandı üzerinde bir kalıcı olması lazım. İki, özellikle 37-38 sonrası yönünü, yukarı yönünü yapacaktır diye düşünüyorum. Sert hareket edebilir mi? Edebilir. Diyeceklerim bunlar. Bizim için şu anda önemli olan nokta 36-37 özür diliyorum bantları. Bunun dışında bunda da aşağı yukarı bir trend var. Şimdi bu trend neresi? Şurayı bir silelim. Trendimiz de burası. Yani ufak trend. Asıl trend burası. Buraya çarptığında alacaksın. Bak, eğer çarptığında alacaksın. Bunu daha öncelerde söyledik. Çarptı. Kaç? %46. Çarptı. Yani %60. Yeter mi? Yeter. Bizim için yeter. Aç gözlü olmaya gerek yok. Güzel bir kar. Her zaman cebe yakışır. Zaten en çok kaybedenler de %30 çıktı mı? Ya bu daha çok çıkacak. %40 yapıyor. %50 yapıyor. İki katı yapıyor. Ya diyor ben bir günde parayı ikiye katladıysam ben bu işin uzmanıyım. Bu coin beni milyoner eder bir ay sonra. Yok diyor. Yetmez diyor. Ben bir yıl ölümüne hodl yaparım. Milyarder olurum diye milyonerlik uykusuna dalıyor. Borsalarda işte sizi tam bu noktadan yakalayıp cebimizdeki son kuruşa kadar alıyor. O yüzden güzel kar her zaman için cebe yakışır arkadaşlar. Geçtik. Jasmine'ye bir bakalım. Jasmine'de de evet düşen trend kırılmış. Kırılmış gibi gözüküyor. Buranın altında da kapatmadığı sürece tablo güzel ve buradan sonra özellikle 48 bandından sonra ne olur sert hareket eder diye düşünüyorum. 48-47 burayı aldıktan sonra sert hareket eder. Bir W var. Bu W'yu sürdürecek mi? Hedefine tam gelmedi. Hedefi 48-49 bandları. Jasmine'de beklentilerimiz devam ediyor. Arasayı pozitif. Arasayında yön yukarı güzel bir yükseliş yapmış ama devamını getirememiş. Jasmine'yi neden aldırdık? Birçok coin yükselirken bir geride Jasmine kaldı. Yani yükselenden ziyade böyle düşmüşleri sert hareketleri yapmamış coinleri sizlere sunuyoruz. Buradan da güzel bir kar aldık mı çıkıyoruz. Yani belki bir gün bekliyoruz. Belki bir hafta. Belki bir ay. Yani SNM'de biz 1,5 ay bekledik. Ama ondan önce de vurduk yani 4 katını vurduk sonra diplerden pusuya yattık 1,5 ay 2 ay derken eğer bütün coinleri yükselirken bizler şöyle bakıyorduk sonra bir baktık ki herkes asıl bize bakıyormuş. Jasmine'yi de bu çerçevede aldırdım sizlere. CXB'den yani 2 gün önce mi 1 gün önce mi CXB'den alım yaptığımı söyledim. Aşağı yukarı evet CXB ne yapmaya çalışıyor? CXB buranın üzerinde kalacak mı? Yani 25 bandı üzeri kalırsa hedef 29. Yani CXB'de sert bir hareket yapmamış duruyor. Buralara değdi mi alım fırsatı olduğunu söyledik. Bakın buraya da bugün gelmiş. Aslında nokta atışı bir alım yeri. 21'de alanlar anında %30'a yakın %20'de yani %20'ye yakın bir kar oranı sağlamış. Neyse şuradan şöyle bir coinlere bir bakalım hangi coinler. Nebli demiş. Nebli'ye bir bakalım. Tabi birçok yorumu es geçiyoruz. Yetişemiyoruz arkadaşlar. Onlardan da özür dilerim. Telegram grubundan gelirlerse orada isteklerini cevaplıyoruz. Yanlış yazdık. Evet. Nebli'de son durum ne? Nebli'de tablo güzel. Bakın Nebli'yi biz buralardan top çarptı al. Yüzde kaç kardayız? Yani şu dipten alanlar yüzde kaç? 3 katına yakın bir kar. Hatta tepeyi de vurdu. Hala Nebli elimde tutuyorum. Bir kısım var. Buranın aşağısında kapanışlar yapmadığı sürece 1.9 bandı aşağısı kapanışlar yapmadığı sürece elimde tutmaya devam ediyorum. Ama buraya kaybederse satarım. Aşağıdaki noktalardan tekrardan ya buradan giren 1.8 ya da 1.6 bantları diyebilirim. Şu anda red 7.2.3 bantları gözüküyor. Diyeceklerim bunlar Nebli'de başka hiçbir formasyon yok. Arasayında günlükte gidecek yolu var. Başka bir şey göremedik. Evet şöyle bir HFT. Evet HFT. HFT'ye de bakalım sonra aklımdaki birkaç coin'e. Evet HFT'ye uzun zamandır bakacağım diyorduk.
erteliyorduk. 1.55 bandına girilebilir mi? 50 bandına girilebilir mi? Şöyle bir bakalım şimdi. İlk önce şuradan da bir coin arzına bir bakalım. Token ekonomisine bir bakalım. Evet, 1 milyar adedi var. 100 don alt piyasada. Borsa listelemesi, borsa listelemesi pozitif. Çok güzel borsa listelemesi var. Aşağı yukarı bu fiyatlar edebilir mi? Yani biraz daha aşağılarda olsa evet edilebilir ama genellikle ilk çıkan coinlerde bir pumplama süreci oluyor. O pumplama sürecini için girilebilir mi? Denenebilir. Gördüğüm tablo ne? Gördüğümüz tablo, yani şu an bir üzerinde mi kalacak? Aşağı yukarı. Yani şöyle mi çizeceğiz? İlk önce destek dirençlerimizi bir atalım. Ondan sonra devam ederiz. Yani net bir direnç yok. Net bir direnç neresi diyebiliriz ki? Neyse, burada bir direnç yok. Yani üzerindeki net bir direnci çizemedik. Belki şurası diyebiliriz. Yani şimdi buraya geldi mi belki bir kez daha denenebilir. 45 band denenebilir. Kaç 65 bandına doğru da çıkılabilir. Yani başka bir şey diyemem. Yeni bir proje, yani destek direncini kendisi çizecek. Ama gördüğümüz şu anlık ilk destek, yani emin olduğum destek 45 bandı, emin olduğumuz bize gösterdiği dirençte 67 bandı. Tabii bunlar ne kadar tutar orası ayrı mesele. Buraya bir daha gelse alım yapalım, şurada okuturum ya da buranın kırılmasıyla girerim, güzel bir karda ana parayı çeker, kar kısmıyla devam ederim diye düşünüyorum. Hok vardı, şimdi Hok'u tabi günlük tabloda incelemeyeceğiz. Şöyle bir saatlik mi açalım? Evet, saatlik değil, hiç olmadı destek direncimizi net bir şekilde görürüz. Şimdi Hok'un Hok ne yapıyor? Şöyle bir destekleri çizelim. Tabi bu destek ve dirençler gerçekçi değil arkadaşlar. Yani saatlik tabloda bakıyoruz. Bu da yeni bir proje. Bir anda herkesin gözü buna döndü. Tabi Google Play'de de en çok indirilenler listesine girmesiyle insanların gözü buraya döndü. 50 milyon ilk şu anda piyasada dönen kısım. Yani bu fiyatlar olabilir mi? Olabilir. Yani bir anda birçok borsaya mı giriyor? Şuradan bir bakalım hemen. Evet, rahatsızlığımız hala devam ediyor. Video çekerken bazen sorulanıyoruz. Evet, 50 milyon piyasada aklımda kalan oydu. Borsa listelemesine bakalım. GATU, Bybit, Binance. Yani aşağı yukarı orta vadede. Şuradan bir bakalım. MEX, MEX'te de varmış. Evet. Bu da güzel. MEX'te tabii şurada yer almamış ama MEX borsasında da var. Yani aşağı yukarı normal. Yani piyasa listelemesi normal. Geriye bir Coinbase kalıyor. Orada da listelerse tabii ki pozitif etki yapar. Geri çekilimler 2.3. 2.3. Yani ben şuralardan aldım. Şuradaki dirençle bir sattım. Ana parayı çıkardım. Kar kısmıyla şu anda devam ediyorum. Bunu Telegram grubunda belirtmedim. Çünkü neden? Riskli bir oyun. Riskli bir proje. Daha doğrusu riskten ziyade yeni projelerde ben alım ya da satım yaparken Telegram grubunda bildirmiyorum. Çünkü buradaki risk fazladır. Benim yaptığımı yapmayacaklar için hemen oradan 2 katını 3 katını bekledikleri için bu tür alımları söylemiyorum. Ne yapıyorum ben burada? Giriyorum. %10, %15, %20, %5 fark etmiyor. Yüklü giriyorum. %5 karla çıkıyorum. Kar kısmını içeride bırakıyorum. Ana parayı çekiyorum. Artık ondan sonra nereye giderse gitsin diyorum. Yani Hok'ta da diyeceklerim bunlar, pek fazla bir şey de diyemeyiz. Zaten bugünlük bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza üye olarak çekilişlere de katılmayı unutmayın.